İdeal yırtıcı uçan avcılar için gerekli olan özellikler. Güçlü kanat, keskin görüş ve parçalayıcı pençelerdir. Kartallar avlanma söz konusu olduğunda kuşlar arasındaki en güçlü türdür. Onlar kuşların gerçek atalarıdır. 60'dan fazla kartal türü vardır. Bildiğimiz kartallar olarak adlandırılanlara ek birçok kartal cinsi de vardır. Ağırlıklı olarak balık yiyen deniz kartalları olarak adlandırılırlar. Tropik ormanlarda yaşayan harpi kartalları, kurbağa ve yılan gibi sürüngenleri avlayan kartallardır. Bu kartalların çoğu Avrasya ve Afrika'da yaşıyor. Diğer kıtalarda ise sadece 14 tür yaşıyor. Orta ve Güney Amerika'da 9, Kuzey Amerika'da 2 ve Avustralya'da 3 tür yaşamakta. Kartallar sıkı bir tüy yapısıyla güçlü bir atletik figüre sahiptir. Bu da bize mükemmel bir mekanizma izlenimi veriyor. Kartalların eğilmiş gagası çok büyüktür. Bu kadar büyük ve eğik olmasının nedeni kurbanını öldürmekten çok onu daha hızlı ve rahat bir şekilde parçalamak için. Ama kartalların en tehlikeli silahı gagalarından daha çok pençeleridir. Dövülen kurbanı bir meyve gibi sıkarlar. Uzun bacakları büyük kanca pençelerle ve tüylerle kaplıdır. Bu şekilde avlarının etlerini parçalayıp kemiklerini ezebilirler. Hiçbir yırtıcı kartallardaki gibi keskin gözlere sahip değildir. Gagasının eğik olması da görme keskinliğini arttıran bir diğer durum aslında. Gökyüzünde 10 metre yükseklikte bile uçarken bütün alanı görebilirler. Kartallar gündüzleri avlanmak için uçarlar. Su üzerinde parıldayan güneş ışığı bu yırtıcı kuşları rahatsız etmez. Çimenlerin içindeki en küçük hayvanları bile rahatlıkla görebilirler. Bir kartal aynı anda iki nesneyi tek gözle izleyebilir. Kartalların gözleri şeffaf ve yoğun göz kapağı tarafından korunur. İlk olarak şeffaf göz kapağı kartalın gözünü hava akımlarından ve başka avcı kuşların pençelerinden korur. İkinci olarak yoğun göz kapağı uyku sırasında gözü kapatır. Bu yırtıcı kuşun çok hafif bir iskeleti vardır. Kemiklerinin içinin boş olması bu kuşun hafifliğini ve gücünü sağlar. Ve son olarak kanatları. Bu avcının uçuşu kelimenin tam anlamıyla göze çarpıyor. Havada çok yavaş uçuyor gibi görünüyor olabilir. Ama aslında bu yırtıcı kuşlar inanılmaz bir hıza sahiptir. Bu uçuşun 701 metreden daha yüksek irtifalarda gerçekleşmesinden dolayı yavaş uçuyormuş gibi görünüyor. Kartallar kanatlarını açtıklarında dayanıklı ve parlak tüyleri görünür. Kuşun kolayca manevra yapması ve güçlü hava akımını kesmesi sayesinde havada uçarken kanatlarını hiç kıpırdatmadan bu işlemi kolaylıkla yapabilirler. Bir fırtınadaysa kartal kanatlarını hafifçe katlar. Bu kartalın sorunsuz bir şekilde uçmasını sağlar. Bu avcıların kuyruğu dümen gibidir ve yüksekliği algılama görevi görür. Aynı zamanda keskin dönüşler yapmasına da olanak sağlarlar. Kartallar saatte 200 km hızla yerden yükselir. Potansiyel av sahasında saatte 320 km kadar hızlanabilirler. Bir kartal 7000 ila 9000 metre yüksekliğe çıkabilir. Ki bunu şu anda günümüzde bile her uçağın yapabilmesi mümkün değil. Kartalların kanatlarındaki tüyler birbirleriyle bağlantılı ve özel dizilime sahiptir. Eğer bir kanattan bir tüyü kaybederse aynı tüy ikinci kanattan da düşer. Bazı kartallar tek kanadıyla bile uzun süre havada uçabilir. Bunu yukarı doğru çıkan sıcak hava akımlarını kullanarak yaparlar. Kartalların ortalama 7000 tüyü vardır. Bu da toplam vücut ağırlıklarının sadece %5'i kadar. Kartallar açık bir ova ya da çok sık bir ormanda rahatça avlanabilirler. Kartallar av aramak için bölgeyi dikkatlice inceler. Altın kartal en ünlü yırtıcı kuşlardan biridir. Şahin ailesindendir ve dünyanın en büyük kartalı olarak bilinirler. 11 kiloya kadar ağırlığa sahiptir. Vücut uzunluğu 66 ila 100 santimdir. Kanat açıklığı 1,5 ila 2,5 metredir. Altın kartal diğer kartallar gibi son derece keskin bir görüşe sahiptir. Ama sadece gündüz. Bir kartal avını 3050 metre uzaklıktan fark eder. Hareketli boyunu 270 derece dönebilir. Aynı baykuşlar gibi. Bu da görüş alanını önemli bir ölçüde arttırır. Hızı saatte 240 ila 320 kilometreye ulaşabilir. Altın kartal peregrine şahininden sonra dünyanın en hızlı ikinci kuşudur. Saatte 386 kilometre hıza ulaşabilir. Genellikle altın kartallar avlandıkları kurbanlarının omurgalarını kırmaya çalışırlar. Bazen de keskin gagalarıyla kurbanın boynuna vururlar. Kartallar avını yakalar yakalamaz hemen oracıkta yemeye çalışır. Doyurucu bir yemekten sonra kartal yüksek miktardaki kanı emer ve tüylerini dikkatlice temizler. Vahşi doğada altın kartalın et yeme ihtiyacı yaklaşık günde 1,5 kilodur. Ancak gerekirse 5 haftaya kadar yemek yemeden yaşayabilir. Kartalların çok ilginç bir özelliği vardır. Besinlerini guatırlarında birkaç gün saklayabilirler. Böylece her gün uçup avlanmaları gerekmez. Bir insan avlanmak için bir altın kartalı eğitmeyi başarabilir mi? Eski zamanlardan beri kartallar insanlar tarafından yakalanırdı. Ve onları eğiterek onlarla birlikte avlandılar. Güneydoğu Asya'da bir zamanlar soylular dahil çoğu insan bu kartalları eğiterek avlanıyordu. Aynı şekilde Avrupa'da da altın kartallarla avlanırlardı. İyi bir altın kartal her zaman bir avcının gururu olmuştur. Özgür ve soylu bir kuş olan kartallar insanlara iyi bir şekilde hizmet ettiler.
Kartalın sahibi doğru zamanda kartalı elinde uçurarak bir tilki veya genç bir kurdu avlar ve sonra sahibine geri döner. Kartalı avlanan hayvandan bir et parçası verir ve onu sakinleştirmek için başına bir şapka koyar. Çoğu yırtıcı kuş arkalarında başka bir yırtıcı olması ihtimaline karşı omuzlarının üzerinden bakma alışkanlığına sahiptir. Ama bunu kartallar yapmazlar. Kesinlikle kendilerine çok güvenirler. Ve birinin onlara saldırmaya cesaret edeceği düşüncesi bile akıllarından geçmez. Ayrıca kartalların ömür boyu evli kaldıkları bir partneri vardır. Ve her av sonrasında evlerine dönerler. Kartal yuvası kuşların yaptığı yuvaların en büyüğüdür. Kartallar onları bölgede mevcut olan maksimum yükseklikte yaparlar. Bunu yavrularının güvenliğini sağlamak ve mükemmel bir izleme platformuna sahip olmak için yaparlar. Aynı zamanda burası pusu için hem de daha az çabayla uçabilmek için mükemmel bir yerdir. Şimdiye kadar bir kuşun ağaç üzerinde yaptığı en büyük yuva 20 metre derinlikte, 290 santim çapında ve yaklaşık 3 ton ağırlığındaydı. Deniz yılanlarının suda düşmanı yoktur. Onlara asıl tehlike gökten geliyor. Deniz yılanları periyodik olarak nefes almak için yüzeye çıkarlar. Denizin üzerinde uçan bir kartal onları pusuda bekler. Mükemmel görme ve avlanma tekniklerine sahip olan bu kartalların en sevdikleri yemekleri deniz yılanlarıdır. Keskin pençeleriyle kaygan pullu vücutlarını kazarlar. Sık ağaçların olduğu bu ormanın üzerinde bu yerlerin en iyi avcısı geziyor. Harpi kartalı. Harpi kartalı tropikal ormanlarda yuva yapan bir orman kartalıdır. Dişi harpi kartalı dünyadaki en büyük kartallardan biridir. Ağırlıkları 10 kiloya kadar ulaşır. Kanat açıklığı da neredeyse 2,5 metre. Harpi kartalları maymunlar, keseli sıçangiller, karınca yiyiciler ve hatta tembel hayvanlar gibi ağaçlarda yaşayan memelileri avlar. Harpi kartalları uzun ağaçlarda oturur ve avlarını arar. Avını fark eder etmez hemen onu yakalar ve ormanın dışına uçar. Harpi kartallarının bacakları yetişkin bir erkeğin bilek kalınlığındadır. Bu kartal şüphesiz dünyadaki en güçlü yırtıcı kuştur. Harpi kartalının yakaladığı kurbanının direnecek zamanı bile yok. Kartalın pençeleri ona kaçmak için hiç şans vermez. Harpi kartallarının pençelerinin uzunluğu bir insanın orta parmağının uzunluğuna eşittir. Bu yırtıcı saldırdığında neredeyse her zaman sonuç zaferle biter. Atların ayakta uyuyabildiklerini biliyorsunuzdur. Kartalların bacaklarında özel bir mekanizma vardır. Tek bir ayakla bile yürüyebilirler. Yani anlayacağınız böylece bir dalda dururken bile uyuyabilirler. Yaklaşık 40 yıllık bir yaşamdan sonra bu büyük kartal türlerinin pençeleri ve gagaları eskisi gibi avlanmayacak şekilde büyür. Böyle zamanlarda kartalların bunu düzeltmek için iki seçeneği vardır. Kartal ya zamanla ölür ya da kasıtlı olarak taşlara gagasını ve pençelerini vurarak yeniden çıkmaları için kırar. Pençelerini ve eski tüylerini yolar ve 5 ay süren dayanılmaz ağrılardan sonra bir anka kuşu gibi yeniden doğar. Daha uzun yıllar yaşamak için böyle bir karakter ve irade gücüne ancak imrenilebilir. Bu videoda olmayan ve sizin bildiğiniz bir bilgi var mı? Sizce en tehlikeli kartal türü hangisi? Araştırmamı istediğiniz başka bir konu varsa da lütfen bana yorumlarda belirtin. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım.